Libya'da Türkiye'nin başarıları karşısında kaybeden Mısır, Türkiye'nin desteklediği Libya ordusunun Sirte ve Jufra operasyonuna karşı müdahale tehdidinde bulunarak Türkiye'ye kafa tutması, Mısır'ın milyar dolarlık silahlarına güvenmesinden kaynaklanıyor. Ancak Mısır'ın elinde bulundurduğu silahlara rağmen Libya'da Türkiye ile bir çatışma ya da savaşa giremeyeceği belirtiliyor. Libya'da yaşanan iç savaşın baş aktörlerinden olan ve bir darbeci tarafından yönetilen Mısır'ın son 8 yıldaki silahlanması dikkat çekerken, Mısır'ın bu teknolojileri kullanmadaki kabiliyetinin ise henüz olmadığı belirtiliyor. Aldığı silah sistemleriyle dünyanın en güçlü 9. ordusu unvanına elini alan Mısır, bu güçle Libya'ya müdahale tehdidinde bulunarak Türkiye'ye meydan okudu. Libya iç savaşında darbeci Haftar'ı destekleyen ve bir darbeci tarafından yönetilen Mısır, Türkiye'nin Libya ulusal mutabakat hükümetine verdiği destekle tüm dengeleri değiştirmesiyle çok büyük bir kayba uğradı. Türkiye'nin desteklediği Libya ordusunun Haftar'dan birçok stratejik ve önemli bölgeyi geri almasının ardından ne yapacağını şaşıran Mısır, saldırganlaşmaya başladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Libya ordusunun Sirte ve Cufra'yı geri almak için başlattığı operasyonun ardından Sirte kırmızı çizgimizdir açıklaması yaptı. Sisi, bu açıklamasının ardından Sirte'yi korumak için Libya'ya askeri müdahale tehdidinde bulunurken, Mısır parlamentosunda da Mısır'a askeri müdahale için tezkere onayladı. Yaşanan bu olaylardan sonra bölgede bir Türkiye ve Mısır savaşı yaşanıp yaşanmayacağı sorulmaya başlandı. Birçok uzman ve araştırmacı Mısır ile Türkiye arasında savaşın yaşanmayacağını belirtirken, Sisi'nin blöf yaptığı kaydedildi. Ekonomik sorunlarla boğuşan Mısır, Körfez'in açtığı krediler olmasaydı çarkı döndüremezdi. Mısır'ın Libya'ya müdahalesi ise ancak Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan finansörlüğünde olabilir. Sisi, göreve geldiği andan itibaren Mısır ordusunu daha fazla geliştirme ve silahlandırma vizyonunu hayata geçirmeye çalıştı. Haziran 2014'te Mısır Cumhurbaşkanı olmasından bu yana Sisi, Mısır silahlı kuvvetlerinin tüm birimlerine çeşitli silahların tedarikine devam ediyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından Mart 2019'da yayınlanan rapora göre Mısır, Suudi Arabistan ve Hindistan'dan sonra silah satın alma bakımından dünyada 3. sırada yer alıyor. Amerika, Mısır, Rusya, Çin, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden uçak, helikopter ve silahlı ve silahsız insansız hava aracı aldı. Mısır, 2018 yılı sonlarında Rusya'dan füze savunma sisteminden birkaç adet satın almak için talepte bulunurken, 2017'den bu yana S-400 hava savunma sistemi satın almak için Rusya ile görüşüyor. Mısır ayrıca 45 kilometreye kadar menzile ulaşabilen ve 25 kilometreye kadar yüksekliğe çıkabilen taktiksel balistik füzeleri, mobil füzeleri, radar karşıtı füzeleri ve savaş uçaklarını vurabilen orta menzilli hava savunma füze sistemi satın aldı. Bunun yanı sıra Mısır, 10 metreden 3,5 kilometreye kadar yüksekliğe çıkabilen, uçan her türlü uçağı vurabilen ve omuzdan ateşlenebilen en güçlü hava savunma füzelerinden biri olan uçak savar ve füzelerini de satın aldı. Mısır donanması, Mısır Silahlı Kuvvetleri için ikinci sırada yer alıyor. 2013 yılından bu yana imzalanan silah anlaşmalarının büyük bir kısmı donanmanın ihtiyaçlarına ayrıldı. Mısır, Fransa ile 2016 yılı sonlarında teslim edilmek üzere iki Mistral sınıfı amfibi hücum gemisi satın alma anlaşması imzaladı. Bununla birlikte Fransız yapımı Fırkateyn, Alman yapımı 4 adet genel maksat Fırkateyn'i, 4 adet güdümlü füze fırlatabilen Fransız yapımı genel maksat korvet gemisi satın alma sözleşmesi imzalandı. Mısır, Amerika'dan hayalet hücum gemisi, Rus yapımı Molniya sınıfı füze zanaat satın almak üzere sözleşme imzaladı. Mısır'ın İtalya, Almanya, Rusya gibi ülkelerden çeşitli deniz araçları alma konusunda girişimleri devam ediyor. Haziran 2020'de, 400 ila 500 adet T-90 model tankın üretimine katılmak üzere Rusya ile çeşitli sözleşmeler imzalayan Mısır, ABD yapımı Abrams model tankların yanında T-90 tanklarını da kullanacak. Böylece eski Sovyetlerden kalma T-55 ve T-62 tankları servis dışı bırakılacak ve yerlerini yeni model tanklar alacak. Öte yandan Mısır bu modern Rus yapımı tankı elde eden ilk Arap ülkesi olacak. Ayrıca Mısır şu anda Rusya ile en son geliştirilen T-14 Armata model tanklardan satın almak için görüşmeler yapıyor. Türkiye karşısında Libya'da kaybetmeye başlayan Mısır, saldırgan tutum sergilerken elindeki silahlara güvenerek meydan okuduğu belirtiliyor. Ancak Mısır'ın Libya'da ekonomi başta olmak üzere birçok nedenle savaşı göze alamayacağı belirtilirken elinde bulundurduğu milyarlarca dolarlık silahları da kullanma kabiliyetinin bulunmadığı kaydedildi.